Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve idare başkanları artık çakarlı araç kullanamayacak. 1 Kasım itibariyle kanunumuz yürürlüğe girdi. Çakarlı ve siren tertibatı bulunan araçlarla ilgili denetimlerimiz başladı. Daha önce de vardı ama yeni kanunla beraber tamamen kısıtlandı bu kullanım amacı. Yetkisiz araçların kullanılması engelleniyor. Yetkisi olmayan araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 26'ya 2 maddesinden ceza işlem uyguluyoruz. Yani bu ne demek? Sürücüye 1002 lira ceza, araç sahibi değilse araç sahibine de 1002 lira ceza uyguluyoruz ve bir hafta izin veriyoruz. Bir hafta sonunda tertibatını sökmezse trafikten men ediyoruz. Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen, devletin en üst protokolünde bulunan kişilerin ve korumalarının dışında kalan araçlarda çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak. İlk günde ilk cezalar da kesildi. İstanbul'da uygulama yapan trafik polislerinin karşısına konsolos, milletvekili, emniyet müdürü, hatta bakan eşinin kullandığı çakarlı araçlar çıktı. Şu an için 6-7 araç oldu elimizde. Bunların içinde konsolosluk araçları var. Cumhurbaşkanlığına ait olduğunu iddia eden araçlar var. Ama bizim sistemimizde herhangi bir karar olmadığı için, herhangi bir kullanma yetkisi gözükmediği için biz bunlara ceza işlemlerimizi uyguladık. Gerekli bilgilendirmeleri de sürücü arkadaşlara yaptık. Şu an için denetimlerimiz devam ediyor. Sorgusunu yapalım. Erdi Bey, bir sorgusunu yapacağız zaten. Zaten koruma kararı var. Doğru mu? Bir sorgusunu yapalım. Ona göre bakacağız. Adam da içeride. Doğru mu? Tamam. Peki çakarlı lambalar hangi araçlarda kullanılabilecek? Makamların korumasından sorumlu araçlarda da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyunda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemleri kullanılamayacak. Koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Araç kartınız var mı? Alın. Bugünden itibaren yetkisiz çakar kullanan araçların sahibi ya da sürücülerine 2000'den 4000 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek. Esaslara uymadığı belirlenen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak. Şimdi ne diyor? Ne diyor acı? Ne? 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 Ne?